erkek olsam ve Emre'nin durumunda olsam yapacağım şey çok belliydi. Ben o anda gelip, Tuğçe gelir misin? Gelmedi. Bu hareketi bana açıklar Sordum. Mısın? Bu hareketi bana açıklar mısın derdim Emre'nin yanında olsam. Sen bu kadar ileri boyutta davranabilecek bu kız sana ne yaptı? Ya da ne sıkıntınız, sorununuz var deyip yapıcı davranabilirdi. Belki barıştırmaya çalışabilirdi ki benim hiç böyle bir niyetim yok. Zaten küs bile değilim. Şu an onu tamamen yok saymış durumdayım. Ama o Emre'nin yerinde olsaydım tavrımı koyardım orada. Bir tarafta benim canım dostum var, kız arkadaşı var. Sana ne demiş? Sana zaten bu evde o şey diyorsun ya, hep iddia ediyorsun ya herkes üstüme geliyor diye. Zaten söylenmiş. Bu kız sana bunu hak edecek, ne yaptı? Uyarırdım. Adnan'ın bana anlattığı Emre'den beklediğim. Anladım. O anda ha, bir şey Adnan'ın bekliyordum. Adnan'ın kardeşi Emre'den beklediğim buydu. Ha, vallahi nasıl istediyse öyle davranmıştır ama Adon'un kardeşi Emre o anda başka davranırdı. Yenge yani. Hanım, bir şey söyleyeceğim sana. Olay çünkü yaşandığında... Neden biliyor musun? Bu artık çok ileri boyut bir hareket ya. Bak ben zaten bu ciddi bunu, nefret içeren ileri boyut bir hareket. Ben bunu zaten tamam. Eleştirisini yaptım. Hı. Gerekeni de söyledim. O gün burada o olay yaşandıktan sonra Adnan ayağa kalkıp sizin oraya gelirken benim hı-hı, aynı şekilde gelmem doğru olmayacaktı. Hı-hı. Tamam mı? Bu aa, ben, arkanızdan mı konuştu? Yükselebilir her şey diye evet, bir durduğunu. Şimdi sonrasında zaten Adnan buradan çıkarken hani ağzından istemeden kurduğu kelimeler vardı. Ben dönüp ona hiçbir şey demedim. Kardeşim hı-hı, gel sakince oturup konuşalım dedim. Hı-hı. Hani hatta biz bu işi çözelim dedim. Sonra o gitti. O gidince de o ben beni zaten... Beni o halde görünce gelip, geldi. Evet, o en doğal hakkı zaten. Evet. Ben buna itiraz da etmiyorum. Hı-hı. Bak bir şey demiyorum. Yenge Hanım, sen bana niye böyle davranıyorsun? Ben kötü bir şey demiyorum. İstemeden kurduğum cümle... Dedin hangisi? Ya kardeşim, hani kız arkadaşın olmasa çok başka olur diye. Senin sevgilin olmasaydı çok i̇şte başka olurdu. Bunu söyledin ya. Evet. Bu yanlış bir cümle mi? Kardeşim hani... ben de sana şunu söylerim. Heh. Eğer senin sevgilin olmasaydı... Senin geçen neyse kızlara abi, verdiğin tamam, tepkinin aynısını yani verebilirdim. Ben neyse, sonuç itibariyle ben sana hani bak telefon açtığımda da konuştum. Gerekeni söyledim. Hani sen de bana karşı kırılma. Benim gerçekten ben hani gerekeni Tuğçe'ye söyledim. Şimdi, bu durumların yaşanmasını ben hiç istemiyorum. Tamam, kız arkadaşın 29-30 yaşında bir kadın, çocuk değil, bu bir. İkincisi, senin demenle dilenecekse o özür bana zaten hiç hayır, gelmesin. Hayır, ben demedim zaten. Bu iki. Hayır, üçüncüsü, tamamen öyle olmadı yaptığı zaten. Yaptığı hareketten pişman olan hayır, insan, ben bir süredir buradayım. Ve beni burada tanıyanlar tanır. Çok affediciyimdir. Tam tersi bu görünen tamam, yüzün ben dışında. Ben onu söyledim ama seni ama, tanımıyor. Ne olursa olsun reddedileceğim endişesi şu bu. Hiçbir her endişeden arınıp bir insan herhangi bir hareketinden pişmansa bu endişelerden arınıp zaten der ki ister konuşalım ister konuşmayalım Didem. Bu mühim değil. Ama sana yaptığım hareket yanlıştı. Bunun doğru, için bir fırsat bekliyordum gerçekten. Bunun için senden özür dilerim. Ha, yok, benimle konuşmayabiliriz. Özür böyle konuşmayabiliriz şey ama fırsat sana yaptığım hareketten özür kabul edilir pişmanım, veya edilmez. Bana yakıştı ya da yakıştı. Medeni bir insan bu şekilde davranır. Adnan ne yapayım kardeşim? Tamam, ne istiyorsun ben benden ya? Ben senden bir şey yapmanı ya istemiyorum. Kardeşim, kardeşim. Yani ben özür diledikçe ben benim kız arkadaşım şu anda iki günün, üç ne? Günün vermiş olduğu streste konuşuyor. Tamam, ben de alttan alıyorum elimden geldikçe. Tamam, ne yapıyorum? Tamam kardeşim, şu an yani bu konuşmayı yapmamız ne bile mantıksız. Adnan? Bak seninle bugün konuştuk. Evet. Bunu yapmamız bile mantıksız. Kendi aralarında çözebilirler. Ben bir şey demiyorum zaten. Tamam, farkında yeter uzatma misin diyorsun ya. Abi bırak uzatsın. Bırak döksün içini, rahatlasın. Didem zaten rahatladıktan sonra bir süre sonra sakinleşen bir insan. Abi ne yapalım yani? Hani önüne geçip eğilelim mi? Bunu mu yapalım? Ben anlamadım Allah yani. Allah, sana diyorum ki anladın bırak konuşsun. Ya ne yapalım yani? Rahatlasın, tamam, tamam, kussun. Kardeşim şu an Didem konuşarak rahatlayan hayır, bir insan. Hayır, elimden geldiğince zaten burada susup sessizce duruyorum abi. Emre, sitem etmek beni daha kötü benim kardeşim. Didem karışma, ben haksızsın, konuşuyorum. Haksızsın, haksızsın ben de bileyim. Ben konuşuyorum, bir sus. Bugün sen geldin bana ne dedin? Tuğçe ne dedin özür dileyecek. Evet. Değil mi? Ben de dedim ki kardeşim güzel bir hareket ama ben Didem'in kabul edeceğini düşünmüyorum tamam, dedim. Dedim tamam mi demedim mi? Keşke söyleseydin de birazcık yatışsaydı abi o da. Keşke vallahi söyleseydin, konuşsaydın. Söyledim kardeşim ha, tamam, gittiğimizde konuştum. Ama biz abi seninle bana düşman değiliz ki. Bana şu an söylediklerinin ki aynısını söyledi. Dedi ki Adnan özür dileyen her türlü vallahi özür diler. Vallahi kardeşim bunu ben sana bir şey diyeyim mi? Ben sana açık yüzüne karşı söyleyeyim kardeşim. Tamam mı? Didem'in ben anlayamadım. Niyeyse bana karşı da bir şey var herhalde. Ben bunu şu anda buradan böyle algıladım. Ne? Nedenini yani bana karşı da herhalde bir kızgınlığı, bir öfkesi var. Sana karşı niye bunu anlayamadım bilmiyorum. Çünkü öyle söylüyor. Yorumları ne, öyle. Ne diyor? Onu da geçtim. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bak, şimdi bu karşı evde biz gördüklerimiz var. Ya bir cümlemi bugün bitirmeme müsaade etsene abi. Bak kardeşim sen de bazı yerlerde kesip
cümlenin nereye gideceğini bildiğin için başka yere gitmesini engelliyorsun. Ben de başka yere gitmesini engelliyorum. Başka yere gitmeyeceğim. Ve şu anda şunu söylemek istiyorum bro. Bu ev tamam mı? Öyle örnekler gördük ki kendimi geç Onur abi örnek göstereyim sana. Burada kız arkadaşı kavga ettiğinde en büyük tepkiyi vermiş adamlardan biridir. Tamam kardeşim ben de verdim tepki. Bununla ilgili bir önerisini, bir sözünü söylüyor tamam mı? Bunda yok Didem de bana karşı bunu yapıyor ya beni de sevmiyor falan bunları demenin bir manası var mı? Ama öyle hissettim abi şu anda.